Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Değerli arkadaşlarım, bu haftaki dersimizde duygusallık konusunu işleyeceğiz inşallah. Öncelikle tanımını yapalım. Duygu ne demek? Duygusallık ne demek? Duygu bir nesne, bir olay ya da bir kişinin insanın iç dünyasında uyandırdığı izlenimdir. Tamamen iç dünyayla alakalı. Peki duygusallık ne demektir? Duygusallık da duyumların ve duyguların ağır basması, aşırı bir biçimde insanı etkilemesi durumuna denir. Yani tamamen duygunun tesiri altında kalmaya duygusallık denir. Şimdi duyguları veren Allahü Teala insanın iradesine vermiş. Ama duygusallık dediğimiz şey tamamen insanın tercihiyle alakalı bir mesele. Yani duyguyu Allah vermiş, kullan demiş. Ama bu duyguyu biz aklı devre dışı bırakaraktan sadece duygularla hareket edersek buna duygusallık deniyor. Ama bu duygusallıkla hareket etmek doğru bir şey midir? Doğru bir şey değildir. Peki ne olması gerekir? Hani olması gerekeni söyleyelim. Olması gereken duygu hem mantıkla hem de akılla beraber kullanılması gerekir. Eğer mantık ve akılla beraber duyguyu kullanırsak bu duygu bizim merhametli olarak olayları çözmemize yardımcı olur. Ama sadece duyguyla hareket edersek bu kendi felaketimizi hazırlamak olur. Örnek verecek olursak bu tamamen duyguyu kullandığımızda neden zarar ederiz? Bunu örnekleyecek olursak mesela bir anne evladını çok sever. Onun için yapamayacağı fedakarlığı yoktur. Diyelim ki anne evladının yalan söylediğini yakaladı. Şimdi iki şekilde olaya yaklaşabilir. Bir, der ki ya ben bu evladımı canımdan çok seviyorum. Bunu görmezden geleyim. Bu nasıl bir yaklaşımdır? Bu duygusal bir yaklaşımdır. İki, şöyle yaklaşabilir. Ben bu çocuğumu çok seviyorum. Ama bu çocuğumun bu yalanla yaşamasına benim gönlüm razı olmaz. Onu uyarmam gerekir deyip uyarırsa onun doğrusunun nasıl olacağını, yalansız bir hayatın ona nasıl güzellik katacağını anlatırsa onun anlayacağı dilde, bu anlamda annenin davranışı hem duyguyu kullanmış olur, hem mantığı kullanmış olur, hem de aklı kullanmış olur ve doğru bir davranış olur. Yani tamamen duygu ile hareket eden insanlar %100 yanılırlar. Çünkü duyguyu Allahü Teala bize hareket etsinler onunla diye vermemiş. Duyguyu ne için vermiş? Davranışlarımızın içerisine hem estetik katmak hem de merhametle karşı tarafa muamele edebilmek için Rabbim bize bunu ikram etmiş. Yani duygunun verilmesi nimet ama sadece duyguyu bağımsız başka diğer şeylerden bağımsız olarak kullanmak bizim aleyhimize işler. Veya bu annenin bir başka örneğini verelim. Mesela bu anne çocuğunun kendi cüzdanından, yani annenin cüzdanından hırsızlık yaptığını görse yine iki şekilde davranabilir. Bir, der ki ya oradan işte 1 lira, 2 lira yani küçük para, demir para dediğimiz o bozuk paralardan almış. İhtiyacı vardır, almıştır diyebilir. İkinci yaklaşım, benim çocuğum bugün bunları çalar ama yarın bir gün daha fazlasını götürür. Ben bunu küçükken eğitmem gerekir der. O ikinci davranışı işte duygusal değil, tamamen akılla olaya yaklaşmış olur ki işte bu annenin bu yaklaştığı gibi bizim de hem kendimize hem insanlara hem de ailemizde fertlerin ne kadar fert varsa o şekilde yaklaşmamız gerekir. Olayın teknik boyutu bu. Biraz da Kur'an ve sünnette duygu nasıl anlatılıyor? Duyguyu
nasıl tanımlamamız lazım? Peygamberimiz üzerinden de daha somut, hani bu söylediklerimizi teknik olan konuyu biraz daha böyle hayatın içinde, insan üzerinde ve en doğru insan üzerinde, peygamberimiz üzerinde izleyelim. Hadis kitaplarımızda ifade edilen Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem oğlu İbrahim vefat etmiş. Şöyle demiş Peygamberimiz, mübarek gözlerinden yaşlar gelmiş. Demiş ki, göz yaşarır, kalp mahzun olur. Biz Allah'ın rızasına uygun olmayan bir söz söylemeyiz. Ey İbrahim, senin ölümün sebebiyle ben derin bir üzüntü içindeyim. Bu Allah'ın bir emri olmasaydı, vade dolmuş bulunmasaydı, sonra gelenler öncekine kavuşmayacak olmasaydı, senin ölümüne daha çok üzülürdük oğlum dedi. Peygamberimiz hem kucağında taşımış çocuğunu hem de çocuğu kucağında taşırken bunları söylemiş. Şimdi bakın burada sadece duygu mu var Peygamberimizin sözünde, yoksa duyguyla beraber akıl da devrede mi? Analiz edelim birlikte. Eğer sadece duygu olsaydı Peygamberimiz aleyhisselam ne yapardı? Kendini yırtardı. Kendine zarar verirdi. Cenab-ı Hakk'ın bu takdirine isyan eder miydi? Ederdi. Duygu çünkü bunu kabullenmekte zorlanır. Ama duyguyla beraber aklı kullanınca, mantığı da kullanınca Peygamber Efendimiz aleyhisselam ne diyor? Evet, senin ölümüne üzüldük. Ama ben biliyorum ki ahirette seninle ne yapacağım? Karşılaşacağım. Yani burada bir ayrılışımız kısa süreli bir ayrılış. Bunu biliyorum. Sonra Allah'ın bu takdiridir. Senin vaden senin için belirlediği zaman doldu. Ben bunu biliyorum. Allah'ın takdirine de karşı gelemem. Yani herhangi bir isyan ifade eden bir cümle var mı? Yok. Demek ki bizim de hayatımızda herhangi bir olayı analiz ettiğimizde sadece duygularımızın esiri olarak cümleler kurmak değil, hayata bu şekilde bakmak değil, daha çok hem duygularımızı kullanacağız ama o duyguların da ötesinde akılla ölçüp, biçip, tartıp ondan sonra olaya yaklaşacağız. Şimdi bir diğer örneği yine Peygamberimiz üzerinden vereyim. Peygamberimizin kızı Ümmü Gülsüm'ün cenazesinde sahabe efendilerimiz bulunmuşlar. Onlar anlatıyor. Peygamberimiz diyor, kabrin bir yanına oturdu ve kabrin yanında ağladı. Evet, Peygamberimizin bu tarz davranışları neden hadis kitaplarımıza girmiş dersek, ümmetine dinde duygusallığın yeri olmadığını, evet duygusallık kullanılacak ama akılla beraber kullanıldığında bir değer ifade ettiğini, çünkü Peygamberimizin duygunun esiri altında kalıp kızının vefatında asla Allahü Teala'ya isyan ifadesi olan herhangi bir cümle kurmadığını görüyoruz. Sadece gözyaşıyla o duygularını ne yapmış, belirtmiş ama aklını kullandığının ifadesi de isyan ifadesi bir cümle kullanmamış. Hazreti Ayşe annemiz anlatıyor. Peygamberimizin süt kardeşi Osman bin Maz'un ölmüştü. Peygamberimiz gelerek süt kardeşini iki gözü arasından öptü. Bu sırada Peygamberimiz gözlerinden yaşlar döküyordu. Evet, bu üç olayda da Peygamberimizin birisi erkek oğlu, birisi kızı, bir diğeri de süt kardeşi. Üçünde de Peygamberimiz üzülüyor. Yani duygulu, duygusal ama aklı kullandığında nereden biliyoruz? İsyan ifade eden herhangi bir söz söylemiyor. Bir başka örnek verelim. Bu kez de yabancı birisi. Bu üçü evladıydı veya birisi kardeşi, diğerleri evladıydı. İbni Abbas radıyallahu anh anlatıyor. Diyor ki Peygamberimiz bir kız çocuğunu kucağına aldı. Bir saat kadar böyle kucağında tuttu Peygamberimiz. Muhtemelen son anlarıydı ve o kız çocuğu ruhunu Allah'a teslim etti. Bu esnada Ümmü Eymen yüksek sesle ağlamaya başladı. Peygamberimiz feryat ederek ağlamaktan onu engelledi. Bakın, onun normal olarak ağlasaydı engeller miydi Peygamberimiz? Engellemezdi. Niçin?
Çünkü insanız. Duygularımızı illaki açığa çıkaracağız. Ama buradaki problem nedir? Yüksek sesle feryat ederek ağlamakta ne vardır? Allah-u Teala'ya isyan vardır. Allah'ın takdirini beğenmeme vardır. Peygamberimiz bundan men etti. Ve devam ediyor. O sahabe Ümmü Eymen diyor ki, ya Resulallah, ben seni gördüm. Sen de cenazelerde ağlıyordun. Şimdi beni neden engelledin diye Peygamberimize soru sorunca Peygamberimiz şöyle cevap verdi. Ümmü Eymen, benim ağlayışım sabırsızlıktan kaynaklanan feryat tarzında bir ağlama değildir. Yani burada ben isyan ifadesi içeren herhangi bir cümle kurarak ağlamadım. Sadece evet hüzünlendim. Kısa bir ayrılışımız var. Elbette insanım. Duygularım var ve bu duygularım tatmin olsun diye ne yaptım? Gözyaşıyla o içimdeki duygularımı dışarıya akıttım. Ama asla Allah'a isyan etmedim der ve Allah'a isyan eden kişiyi de Peygamberimiz ne yapar? Uyarır. Şimdi Peygamberimizin duygusallığını, duyguyu nasıl kullandığını bir başka örnekle bakalım. Efendimiz Aleyhisselam namaz kılıyordu. Üzerinde sanki ha ağladı, ha ağlayacak bir ruh hali vardı namaza başlarken diyor sahabe efendilerimiz anlatıyor. Bu durum o kadar belirgindi ki kendisinden çıkan ses, o ağlamaya yakın olan sesin o titreşmiş hali Peygamberimizin ta karşıdan da hissediliyordu. Demek ki biraz Peygamberimiz fısıltıyla değil, çok yüksek sese değil ama orta halli bir sesle namazda Kur'an'dan bir bölüm okuyordu. Ve sahabe efendilerimiz bunu hissediyordu. Şimdi bu neyi anlatıyor bize? İbadetlerde de duygusallık var mıdır? Vardır. Olması gerekir mi? Gerekir. Şimdi ibadetlerimize duygularımız da dahil olması gerekir mi diye bir soru sorarsak elbette gerekir. Ama o duygusallığı şöyle yapsaydı Peygamberimiz, nasıl olsa ben işte duygusal bir moda girdim, böyle yüksek sesle çevresindekileri rahatsız edecek şekilde veya çevresindekileri hiç dikkate almadan, onlar rahatsız mı olmuş olmamış mı onu umursamadan yapsaydı ne olurdu? Bu yanlış bir davranış olurdu. Dolayısıyla bakın Peygamberimiz Aleyhisselam namazda da duygusu var, o duygusun duygularını harekete geçirmiş. Ama burada aklı kullandığının emaresi nedir? Çevresindekileri rahatsız etmeyecek şekilde namazını kıldı. Şimdi bir başka örnek de yine Peygamberimizin Uhud Savaşı'yla alakalı. Kur'an-ı Kerim'de Ali İmran Suresinin 163. ayet-i kerimesinde geçiyor. Ayet şöyle. O vakit siz savaş meydanından hızla uzaklaşıyor, dönüp hiç kimseye bakmıyordunuz. Peygamber ise peşinizden sizi çağırıp duruyordu. Şimdi ayet devam ediyor ama bizi konumuzla alakalı bölümü ayetin burası. Neymiş? Savaş esnasında Müslümanlar oradan uzaklaşıyor. Aslında bir duygu seli var. Duygularının gerektirdiği ne varsa sahabe efendilerimiz onu yapıyorlar. Ama Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne yapıyor? Ey insanlar gitmeyin, gelin buraya diyerek aklın gerektirdiğini onlara hatırlatıyor. Ayetin bu bölümü duyguyu savaş esnasında veya zor anlarda bile nasıl kullanmamız gerektiğini bize hatırlatıyor. Yani şöyle demeye hakkımız yok. Ben zaten çok duygusal bir insanım. Duygularımın hemen arkasından gidiveriyorum. Ne yapayım? Elimde değil. Bu asla dinin onaylayacağı bir tavır değildir. Dolayısıyla Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem savaş esnasında bile duyguya yer olmadığını, orada akılla davranmak gerektiğini anlatıyorsa Peygamberimiz aleyhisselam, bizim için de hayatın her alanında duygusallıkla değil, akılla hareket etmemiz elzemdir diyebiliriz. Şimdi az önce farklı örnek verdik ama bir anne düşünelim. Anne evladını gördü. Sabah kendisi namaza kalkmış ama evladına bakmış, mışıl mışıl uyuyor evladı. Evladını sabah namazına kaldıramıyor. Neden? Duygusal. Duygusu ne diyor?
Evladım diyor, ne güzel de uyuyor diyor. Bu saatte uyuversin biraz diyor. Şimdi bu annenin duygusallığı hem kendisi için hem de evladı için onların lehine mi aleyhine mi diye sorsak ne olur? Aleyhine olur. Değil mi? O evladının, evet, anne duygusaldır, bu anlamda merhametlidir ama evladının Allah'a karşı olan sorumluluğunu ihmal etmesine de sebep olmaması gerekir o duygusallık. Evet, duygusallık insanın Allah'a sığınmasına engel olan, karşılaşılan olayın Allah'tan bağımsız geliştiğini düşündüren, insanı tevekkülsüzlüğe iten bir durum oluyor bazen. Tabii bu genelleyemeyiz ama hani büyük çoğunlukla %50'den fazla da böyle oluyor. Çünkü insan duygusallaştığında ne yapıyor? Sanki bu olay Allah'tan bağımsız meydana gelmiş. Bundan dolayı Allah'tan bağımsız meydana geldiği için onu teselli edecek hiçbir şeyin olmadığını düşünerekten kendisini yiyip bitiriyor. Oysa ki aklı devreye soksa, akıl onu vahye götürecek. Vahiy ne diyecek? Ya şu senin başına gelen sıkıntılar birçok insanın başına geldi. Hatta Kur'an-ı Kerim'deki örnekleriyle peygamberlerin başına geldi. Onlar da çözümü nerede aradılar? Allah'a götürdüler, değil mi? Allah'tan yardım istediler. Allahü Teala'dan bu meselede Rabbim senin yardımın haricinde herhangi bir şey bizim için çözüm değil dediler. Ve Cenab-ı Hak da yardımını göndermiş. Yani başlarına gelen sıkıntının Allah'tan bağımsız değil, bilakis Allah'ın takdiri olduğunun farkına vardılar. Şimdi tamamen duyguyla hareket eden, duygularının esiri olan, bağımlısı olan insanlar maalesef o olayla Allahü Teala arasında bağ kuramadığından dolayı en büyük zararı hem olaydan dolayı kendilerine veriyorlar, hem de bağ kuramadığından dolayı teselli noktasında kendilerine zarar vermiş oluyorlar. Evet, insana dışarıdan gelen ve onu yönlendiren düşünce ve duyguların iki önemli kaynağı ya Allah'tır ya da şeytandır. Allah'tan insana güzel duygular gelir, şeytandan da çirkin duygular gelir. Şimdi insan o gelen duyguların, yani aslında insan iradesiyle duygunun pozitif, negatif yönlerinden birisini tercih ediyor ama tabii olayın sıcak anında insan hangisini tercih ettiğini de bilemeyebilir. Daha çok belki şeytanın vesvesesi onun duygularını kamçılar ve şeytana hizmet edecek şekilde düşünmeye başlar, davranmaya başlar. Bu anlamda da biz özellikle olayın en sıcak anında duygularımıza değil, aklımızla hareket edip Kur'an'a ve sünnete dönüp orada nasıl bizim bir tavır takınmamız gerekiyorsa o şekilde tavır takınırsak doğru yapmış oluruz değerli kardeşlerim. Şimdi Allahü Teala bize bu duygularımızı neden vermiş? Kendimize, ailemize, çevremize, insanlığa, kainatta yaşayan tüm canlılara, emeğe, kutsal yaşam hakkına bizi yaratan Allah, sevgili, saygılı olmamız için bu duyguları vermiş. Bu duyguları vermiş ama duygu, az önce de ifade ettiğim gibi, nötr olduğu için, bizim lehimize olabilmesi için mutlaka hem akıl hem de vahiy ile irtibatlanması gerekir. O zaman bizim lehimize hareket eder. Ama duyguyu akıldan ve vahiyden mahrum kılarsak, bu duygu bizim helakımızı hazırlar. Bizim aleyhimize olur. Evet değerli arkadaşlarım, bu haftaki dersimizde duygu ve duygusallık kavramını işledik. İnşallah bir başka dersimizde farklı bir konuyla tekrardan sizinle birlikte olmayı ümit ediyorum. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum.